Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Babu haddil kazfi arkadaşlar. Kazif arkadaşlar birine zina iftirasında bulunmak arkadaşlar. İza kadafe raculun raculen muhsenen, muhsen bir kişiye, bir kişinin zina ile iftirada bulunması, ev imraeten muhseneten veya muhsene olan bir bayana zina iftirasıyla iftirada bulunan kişiye bir sarihiz zina, tabi değil mi? Kazafe de bir sarihiz zina, yani sarahaten karşı tarafa zina etti diye iftirada bulunacak olursa, ve talebe el mekzufu bil haddi, bu kendisine iftira atılan kişi İslam devleti olacak arkadaşlar. Kadıya gidip de bu kişiyi yani kendisine iftira atıldığını, kendisine iftira atan kişinin cezalandırılmasını talep ederse, haddehu el hakimu 80 sauten in kana hurran. Eğer bu kişi hür bir kişi ise buna 80 sopa atar. Yani 80 sopayla aleyhine hükmedilir. Yufarraku ala a'daihi, uzuvlarına, farklı farklı uzuvlarına dağıtılır bu sopaların tamamı, 80'i aynı yere vurulmaz. Ve la yucarradu min thiyabihi, elbiseleri çıkarılmaz. Gayra ennehu yunza'u anhu el haşvu vel ferhu. Ancak haşvu ve ferhu dediğimiz arkadaşlar, kürk gibi böyle kalın, böyle o cezayı engelleyecek elbiseler varsa onlar çıkarılır. Ve inkâne abden, eğer bu iftirayı atan kişi köle ise, celedehu erba'ine sautan, o zaman 40 sopayla cezalandırılır. Vel ihsanu, peki ihsan nedir arkadaşlar? Yukarıda muhsen olması gerekir demiştik. En yekune el makzufu, kendisine iftira atılan kişinin olmasıdır. Ne olması? Hurren, bir defa hür olacak. Ve akilen, akıllı olacak. Baligan, buluğ çağında olması gerekiyor. Müslümen, Müslüman olması lazım. Afifen an fiali zina, artı bile zina işlemekten de beri olacak, iffetli biri olacak. Ve men nefe nesebe gayrihi, bir kişi kalkıp başka bir kişiye nesebini inkar edecek, nesebini böyle ortadan kaldıracak bir laf söylerse, fakale leste li ebike, sen babanın oğlu değilsin, babanın çocuğu değilsin. Ev yebne zaniye, ey zina eden kadının oğlu derse, ve ummuhu meytetun muhsanetun, ve annesi de muhsana bir hanımefendi ise, öldüyse, vefat ettiyse, ve talebe el ibnu bil haddi, eğer çocuk o kadının oğlu mahkemeye müracaat ederse, karşı tarafı cezalandırmak isterse, hudde el kazifu, o iftirayı atan kişi cezalandırılır arkadaşlar. Ve la yutalibu bi haddil kazfi lil meyyiti, yani ölen bir kişiye birisi iftira atacak olsa bu mesele ne olmaz? Mahkemeye taşınmaz arkadaşlar. İlla men yakau el kadhu fi nesebihi bi kazfihi. Ancak kişinin nesebine bir zarar gelecekse o zaman mahkemeye müracaat eder. وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْسَنًا, eğer kendisine iftira atılan kişi muhsen ise arkadaşlar, جَازَ لِإِبْنِهِ الْكَافِرِ, kafir olan
çocuğu için şu caizdir. Cazeli ibnihi el kafir vel abdi, bir de köle için de aynı şey caizdir. En yutalibe bil haddi. Yani bu kişinin kafir bir oğlu olsa dahi veya bir kölesi varsa mahkemeye müracaat eder. Mahkemeden kafir çocuk babası için, köle de efendisi için karşı tarafın cezalandırılmasını isteyebilir. وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ اُمِّهِ الْحُرَّةِ. Ama köle efendisini kalkıp da mahkemeye veremez. Yani o kölenin, velev ki işte hür bir annesi olsa ve o efendisi köleye böyle gazifte bulunsa da efendisi cezalandırılmaz arkadaşlar. وَاِنْ اَقَرَّ بِالْقَذْفِ, ama fitre attığını ikrar ederse, ثُمَّ رَجَعَ, daha sonra rücu ederse, لَمْ يُقْبَلْ رُجُعُهُ, bu kişinin rücusu kabul edilmez demişler. وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيِّنْ يَا نَبَطِي, yani Arap birine bu nebat ne manası vermişler Yasin? Neden bu bir kavim, Ürdün şeylerinde kurulmuş eski bir krallık. Yani Araplardan farklı bir kavim ama bu ifadeyi, ya bu ya nebatı ifadesini Araplar kendi aralarında hakaret olarak kullanıyorlar. Yani onlara mensup bir insansın. Yani evet, onları düşük bir kavim olarak yok görüyorlar. Lem yuhadde, bu tabi sarahaten zinayı yani ifade etmediği için bunu ne yapmamışlar? Alimler bunu bir kazıf olarak görmemişler. وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ, kim ki bir adama derse, يَبْنَ مَا اِسَّمَاءِ, ey şey, yağmurun oğlu gibi, فَلَيْسِ بِقَادِفٍ, bu da kazıf sayılmaz arkadaşlar. وَاِذَا نَسَبَهُ اِلَى عَمِّهِ, eğer diyelim ki bir kişi bir kişiyi amcasına nispet ederse, اَوْ اِلَى خَالِهِ, veyahut da dayısına, اَوْ زَوْجِ اُمِّهِ, yahut da zevci ummihi, üvey babama olabilir. Zevci ummihi, annesinin kocasına nispet ederse, ama bu dediğin gibi üvey zaten normal, annesinin kocası normal biri olsaydı babası olurdu zaten. Feleysi bir kazifin, bu da kazıf olarak değerlendirilmiyor arkadaşlar. وَمَنْ وَطِعَ وَطْعًا حَرَامًا فِي غَيْرِ مُلْكِهِ, kim ki arkadaşlar yani mülkü olmaksızın haram bir münasebette bulunursa, bir cimada bulunursa, لَمْ يُحَدَّ قَادِفُهُ, buna işte zina nispet, zinayı değil mi, zina kelimesini nispet eden kişiye ne olmaz? Had cezası uygulanmaz. Çünkü adam zaten ne yapmıştır? O fiili işlemiştir. Vel mula'anetu bi veledin la yuhaddu qadifuha. Vel mula'anetu bi veledin. Mula'ane nedir arkadaşlar? Lanetleşmek değil mi? Evet. Neye ama? Neyle lanetleşiyorlar? Bir çocuk üzerinde. Yani senin midir, benim midir, benim değildir gibi böyle mülanet, lanetleşmiş olan kişiye bir kişi daha sonra bu çocuğa dese ki senin baban belli değildir veyahut da, değil mi? Böyle bir şey dese. Şöyle anladım ben. Adam ve kadın mülayene yapıyorlar ya. Kadın bir çocuk doğurmuş. Adam diyor ki yani sen zina ettin, bu benim çocuğum değil diyor. Kendi nikahlı karısına. İşte adamın bu sözünden dolayı adama had cezası uygulanmaz. Yani kendi karısına
zina ettiğini söylemesinden dolayı. Öyle mi algılayalım onu? Vel mula'anetu bi veledin. Karı koca aralarında liyan yapıyorlar. Adam diyor ki bu senin doğurduğun çocuk benden değil diyor. Başka birisinden diyor. İşte adamın bu sözü karısına, yani bu zina isnadından dolayı adama had cezası vurulmaz. Evet. Ya zaten ama orada zaten mulane, yani mahkemeye taşındığı zaman direkt ben otomatik olarak o ikisini birbirinden ayırır yani. Yani bu lanet orada yani bu da bir kazif oluyor ya, adam kendi karısına kasf ediyor burada. Ama burada had gerekmez yani. Evet. Ama kazif gerçi şey, ne diyoruz kazife? İftira, yani orada belki iftira değildir, adam hakikat söylüyordur. Tabii tabii, onun aslını bilemeyiz. Peki. Vel mula'anetu bi veledin, yani diyelim ki işte kocanın hanımına arkadaşlar zina suçunda bulunması, yani veyahut da zina suçundan, zina iftirasından dolayı olayın mahkemeye taşınıp işte mulane yapması neyi gerektirmiyor? Kazif cezasını gerektirmiyor. Ben biraz daha farklı baktım. Yani bu çocuğa ileride birisi derse ki işte annen senin ya yebne zaniye derse, ona acaba kazif uygulanır mı, uygulanır mı, uygulanmaz mı had cezası? Yani Selam, bence uygulanabilir. Çünkü kadının zina etmiş olduğu hani kesinde değil yani. Hani mülayene olmuş, ayrılmışlar ama sonuçta orada bilemeyiz yani. Belki de adam karısına iftira attı, kendi karısına. Evet. La yuhaddu kazifuha, ona işte o kazfeden kişi ne yapmaz? Had cezası vurulmaz. Uygulanmaz. Ve in kânetil mula'anetu bi gayri veledin, ama bu mula'anet çocuktan kaynaklanmıyorsa, başka bir şeyden dolayı lanetlenmişlerse, birbirlerine lanet etmişlerse, hudde kâzifuha, o zaman o kadına zina iftirası atan kişi ne olur? Cezalandırılır. Ama sanki bu var ya, dışarıdan üçüncü bir şahsın yaptığı şey gibi algılanıyor şey. Yasin, sen nasıl anlıyorsun? Yani senin mülahane dediğimiz biliyorsunuz karı koca arasında oluyor. Yok, ben öyle anladım. Velet değildi, bir gayri velet. Yani başka bir şeyden dolayı lanetleşip ayrılıyorlar. Yine adam karısına şey yapabilir ya, hani çocuk da olmasa. Yani adam kendi karısına diyor ki onun zina ettiğini söylüyor. Evet. Peki. وَمَنْ قَذَفَ اَمَةً اَوْ عَبْدًا, kim ki bir cariyeye veyahut da bir köleye, اَوْ كَافِرًا ya da kafire, قَذَفَ بِالزِّنَا, zina iftirasında bulunursa arkadaşlar, اَوْ قَذَفَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الزِّنَا, veya Müslümana bir iftirada bulundu ama zina suçunu değil de başka bir fiil ona nispet etti. فَقَالَ يَا فَاسِقُ اَوْ يَا كَافِرُ اَوْ يَا habisu gibi kelimeler kullanırsa, uzzira, tazir cezasına çarptırılır arkadaşlar. Ve in kale ya himaru ev ya hinziru, bu gibi kelimeleri kullanırsa, lem yuazzar, tazir cezasına çarptırılmaz. Ve ta'ziru ekseruhu tis'atun ve selasune savtan, tazirin en üst sınırı arkadaşlar 39 sopa atılması gerekiyor. Ve akalluhu selasu celadatin, en alt seviyesi de 3 sopadan aşağı olmamak şartıyla uygulanıyor. Ve kale Ebu Yusuf'a, İmam Ebu Yusuf şöyle demiş, yublagu bitta'ziri hamseten ve seb'ine savten, o da demiş tazir cezasında
kadı 75 sopaya kadar ne yapabilir? Üst seviyeden ceza verirse 75 tane sopa vurabilir. وَاِنْ رَاَا الْاِمَامُ اَنْ يَدُمَّ اِلَى evet, اِلَى الدَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ الْحَبْسَ فَعَلَ tazir cezasında dövmekle beraber hapsi de eğer uygun görürse imam, o iki işi de yapabilir. وَاَشَدُّ الدَّرْبِ التَّعْزِيرُ evet, yani şimdi sopalar, arkadaşlar adamlar sopalayacağız da ne, yani hangi cezada nasıl davranacağız? Tazirde en sopayı hızlı, sert kullanacağımız ceza tazir cezasındadır. Thumma haddu zina, daha sonra zina haddiyle cezalandırılan kişideki sopaların biraz daha ondan hafif olur. Thumma haddu şurbi, daha sonra da böyle içki içip sarhoş olup bu cezaya çarptırılanların cezası birazcık daha hafif olur. Sümme haddul kazfi, daha sonra da kazif cezasına çarptırılan insanların dövülme şeyleri, yani yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar şiddet daha hafif, daha hafif derken en hafifi de kazif cezasıyla cezalandırılan insanlara o sopa vuruluyor. Bir şey de var. Mesela zina ve şurpte kıyafetler çıkarılıyor. Sadece avret mali hariç. Diğerinde kazifte üstündeki kıyafetler de çıkarılmıyor. Şey mi çıkarılıyor? Evet, sadece onlar çıkartılıyor. En böyle kürk gibi dediğiniz. O normal kıyafetler de çıkarılmıyor. Yani o da tabii şiddetini etkiliyor. Evet. وَمَنْ حَدَّهُ الْاِمَامُ وَعَزَّرَهُ İmam her kimi cezalandırdıysa arkadaşlar had cezasıyla veyahut da tazir cezasıyla فَمَاتَ ve o esnada ölürse فَدَّمُهُ هَدَرٌ onun kanı babasının kesesinden gitmiştir arkadaşlar. Yani ona herhangi bir diyet falan ödenmez. وَاِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي الْقَزْفِ eğer bir Müslüman kazıf suçundan dolayı cezalandırılırsa, had cezasıyla cezalandırılırsa, sakatet şehadetuhu ve intabe, şehadeti düşüyor arkadaşlar. Tövbe etse de bundan sonraki olaylarda şahitliği geçersizdir. Ve in hudde el kafiru fil kazfi, ama kafir eğer kazıf meselesinde cezalandırılırsa thumma esleme, daha sonra Müslüman olursa kubilet şehadetuhu, onun şehadeti ne oluyor? Kabul ediliyor. Tabi burada ve in tabe diyor ama bu başka mezheplerde tövbe ederse adam bundan sonraki yaşantısında kendisine çeki düzen verirse bazılarına göre kabul ediliyor ama bizim bu metinde kabul edilmiyor arkadaşlar. Peki. Yasin, burada duralım mı ya? Tamam. Tamam Seyfan.